Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde harita elemanlarından bahsedeceğiz. Biraz kısa ve kolay bir ders olacak sizin için de arkadaşlar. Evet, harita elemanları harita unsurları olarak da bazen karşımıza çıkabilmekte arkadaşlar. Harita elemanları sizin şu anda harita üzerinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başlık, coğrafi koordinat, yön işareti, ölçek ve lejant şeklinde sıralanabilir. Arkadaşlar, bir harita elemanı ya da harita elemanları bizim haritayı daha iyi kullanmamızı sağlayan elemanlar ya da unsurlar olarak karşımıza çıkar. Yani haritanın harita olmasını sağlayan ve haritadaki bilgilerin daha doğru, daha kolay bir şekilde yorumlanabilmesini sağlayan unsurlar olarak değerlendirilir. Evet, haritanın mutlaka bir başlığı olmalı arkadaşlar. Eğer haritanın bir başlığı olmazsa, evet, biz o haritanın ne haritası olduğunu bulmaya çalışırız. Belki de buluruz ama o zaman bize haritanın asıl amacı olan kolay bir şekilde bilginin sunulması mantığına aykırı bir durum olur. Uğraşır dururuz arkadaşlar. O yüzden mutlaka bir haritanın burada da gördüğünüz gibi başlığı olmalı arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman mutlaka koordinatları, coğrafi koordinatları bilinmeli ki dünyanın hangi paftasından, hangi payından, hangi yerinden çizilmiş olduğunu yorumunu yapabilelim ve zihnimizde onun bölgesini, onun bulunduğu yeri canlandırabilelim arkadaşlar. Daha sonra yön oku mutlaka olmalı ki yani hangi tarafının kuzeye gittiğini mutlaka bileceğiz. Doğu ve batıyı genel olarak buluruz. Eyvallah, tamam, ama mutlaka arkadaşlar kuzeye doğru mu gidiyor, güneye doğru mu gidiyor, yön okunun da bulunması lazım. Bazen diyorlar ki hocam biz bunu coğrafi koordinatlarından çıkartamaz mıyız? Çıkartırız arkadaşlar. Ama yön okunun yani yön işaretinin bulunması bizim haritayı daha kolay yorumlamamıza sebep olur. Yani yön okunu genellikle kuzey yönünü gösterir. Genellikle diyorum. Bak, bu yüzden genellikle kuzey yönünü gösterdiği için kuzey oku olarak da karşımıza çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer haritanın elemanı ise arkadaşlar lejant olarak karşımıza çıkar. Lejantın anlamı Türkçe olarak arkadaşlar işaretlerdir, unutmayın. Lejant yani işaretler kısmı haritanın dili olarak da karşımıza çıkar. Harita üzerindeki özel şekillerin, renklerin, sembollerin ne işe yaradığını bize gösterir arkadaşlar. Yani biz oraya baktığımız zaman bu anlamda kullanılan renk, şekil ya da sembolün bir standardı yok. Haritayı çizen kişi, sallıyorum tamamen, üçgen şeklinde bir şey koymuştur. Yıldız şeklinde ya da piramit şeklinde bazı görseller koymuştur haritanın üzerine. Bunların ne işe yaradığını sadece çizen kişi bilir. O zaman çizen kişi dışında da bu haritayı kullananlar olacağı için arkadaşlar mutlaka bunların ne anlama geldiğini ifade ettiği bir haritada bir bölge olmalı. İşte burası arkadaşlar lejant olarak karşımıza çıkar ki biz bu haritanın lejantına bakarak haritanın bize ne söylemek istediğini, ne anlatmak istediğini daha kolay yorumlayabiliriz diyorum arkadaşlar. Evet, bir diğer harita elemanı, harita unsuru ise ölçek olarak karşımıza çıkar ki temel elemanlardan birisidir. Zaten bir çizimin harita olarak adlandırılabilmesi için biliyorsunuz ölçeğinin olması gerekir. Arkadaşlar, küçültme oranının verildiği ölçek muhakkak bir haritada olması gereken unsurlar yani elemanlardan biridir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, başlık haritanın hangi amaçla hazırlandığını ifade eden bir unsur olarak, eleman olarak karşımıza çıkar. Lejant yani harita anahtarı çiziminde kullanılan özel işaretler ve sembollerin açıklanmasını yapıldığı bölümdür. Coğrafi koordinatlar çizilen haritanın mutlak konumunu gösterir, matematiksel konumunu gösterir. Eğer coğrafi koordinatlar kullanılmamışsa mutlaka yön oku ile kuzey gösterilir ve buna göre bir çıkarım yapılabilir. Ölçek, haritada hazırlanırken yapılan küçültme oranı çizgi veya kesir ölçek olarak mutlaka ifade edilir ve ifade edilmek zorundadır. Zaten ölçüyü olmayan çizmemiz harita demiyorduk biliyorsunuz, kuru gidiyorduk arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde harita hesaplamalarını yapacağız. Genellikle sizin biraz daha bu nasıl soru, bunu nasıl çözeceğiz, ya coğrafyada bu tarz sorulara ne gerek var dediğiniz bir bölüm olacak. Ama emin olun arkadaşlar, bunları çok daha kolay, sadece ön yargıyla bakmayın, bazı formüllere göre rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Formüller de 3-5 tane aklınızda tutamayacak formüller değil ve çok basit formüller. O yüzden bence biraz önem verirseniz bu konuyu, yani harita hesaplamalarını ya da coğrafyadaki hesaplama konunu yani sayısalın ağırlık bastığı üniteleri ya da konuları çok rahat bir şekilde halledebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Peki, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.